Herkese merhabalar, Teknoloji Garajı izleyenlerim. Arkadaşlar şu anda geçen Altus grubunun birinci olan buzdolabının tanıtımını yaptık. Ve şu anda bu ayın içerisinde olan indirimleri olduğu için o yüzden hızlı hızlı tanıtımlarına da şu anda devam ediyoruz. O yüzden şu anda ikinci olarak tanıtımını yapacağımız ürün özellikle kombi buzdolabı ve alttan dondurucu özellikli bir ürün arkadaşlar. Ve ürünümüzün model kodu olarak baktığımız zaman ALK465N serisi olan 530 litre no frost olan ve alttan dondurucu olan buzdolabımız ve şu anda videomuza geçelim. Sonra da genel olarak yorumlarına bakalım. Arkadaşlar şu anda buzdolabımızın videosunu gördük ve rakamı zaten üzerindeydi. Şu anda gayet çok uygun olduğunu da görebiliyorsunuz. Hatta şu anda orada belirli bir kampanyaları var. ALK465N olan serimiz. Arkadaşlar ürün rengi olarak baktığımız zaman beyaz ve aynı şekilde direkt gri olarak üretimleri olan tiptedir. Ve iki kapılı olan bir üründür. Enerji sınıfı olarak baktığımız zaman ise A enerji Tech Plus özellikli bir ürüne geliyor. Toplam brüt hacmine baktığımız zaman ise bu ürünümüz 530 litredir. Ben size en basit olarak şöyle bir örnek vereyim. Şimdi anda Arçelik'te aynı ürün 270, 530, MB veya EI serisi hatta videolarımın arasında da bunu görebilirsiniz. Yalnız tabi burada Altus grubu en yalın halleriyle olduğu için kesinlikle aynı ürünü mukayese etmeyin. Çünkü Arçelik'in üzerindeki özellikler birazcık daha üst seviyede. Ama kasa olarak baktığımız zaman, soğutucu bölüm olarak baktığımız zaman ise genel olarak her şeyi aynı. Zaten genel fiziki, boy, en tamamen her şeyi aynıdır. Dondurucu bölmemizin özelliğine baktığımız zaman Altus serimizdeki ürün 98 litre dondurucu bölme özelliği var arkadaşlar. Soğutucu bölmemize baktığımız zaman ise 342 litreye geliyor. Alt kısımdaki bulunan bölmemiz zaten dondurucusu 2 çekmece. Bunların bir üstte olan 560 litrelerinde ise 3 çekmece özelliğine geliyor arkadaşlar. Tatil modu özellikleri vardır. Tatil modu özelliklerinde mutlaka aslında bunu kullanın derim. Hem elektrikten de tasarruf yapabiliyorsunuz. Özellikle yaz aylarında ya da
dondurucunun üst kısmını kullanmak istemediğiniz zaman, yani normal bölmemizi, dondurucu demeyelim de üst kısmını kullanmak istemediğiniz zaman burada 12 saat içerisinde malzeme olmadığı zaman direkt tatil moduna girer. Siz ne zaman ki o kapıyı açtığınız zaman da tekrar aynı şekilde de devreye girebiliyor. Ürünün ses desibeline baktığımız zaman arkadaşlar ALK 465N serisinde ses desibeli gerçekten de çok güzel. Çünkü 40 desibel ideal desibellerin arasında baktığımız zaman çok iyi. Çünkü en düşük desibele baktığımız zaman ise 38'dir. Bu ürünümüz ise 40, çok çok idealdir. Sıcaklık yükselme süresi olarak baktığımız zaman ise saat olarak 15'e geliyor. Tabii hızlı soğutma özelliklerimiz var. Kontrol tiplerine baktığımız zaman ise iç kısımdan direkt mekanik olarak yapılmış bir ürün. Ürünümüzün sıfır bölme derece özelliği var ve bu sıfır bölme derece özelliğinde özellikle net olarak baktığımız zaman ise 20 litreye geliyor arkadaşlar. Yıllık enerji tüketimimizde özellikle 25 derecedeki sarfiyatlarına baktığımız zaman ise 382 kilovata geliyor arkadaşlar. Soğutma sistemi ürünümüzün tamamen no frost'tur ve kompresör kondansör sisteminde olup arka kısmındaki evaporatörlerde direkt buz tutarak fan desteğiyle direkt ön kısma atılan ürünlerinden biridir arkadaşlar. Bu arada kapı yönü olarak da çevirme yapabiliyorsunuz. Yani evinizdeki bulunan bölgelere göre kapı yönlerinde değişiklik sağlama imkanlarınız var. Kapı açık aynı şekilde alarm özellikleri var ve aydınlatma tiplerine baktığımız zaman ise içeride LED özellikli bir üründür arkadaşlar. Hızlı dondurma bölme özelliği var. Çünkü bazı ürünlerinizi hızlı dondurmak istediğiniz zaman bu ortalama 20 kilo ile 16 kiloya kadar hızlı şekilde de direkt dondurabilme özelliği var. Sebzelik adeti olarak baktığımız zaman içerisinde bir adet özellikli bir üründür arkadaşlar. Buzluk tipinde istediğiniz zaman tabi tepsisi ve buzluğu kendi içerisinde direkt plastik aparatlar içerisinde bulunuyor. Genelde buz yapabilme kapasitesi olarak baktığımız zaman ürünün günlük dondurma kapasitesindeki 6 kiloyken burada günlük buz yapabilme kapasitesi ise 1 kiloya geliyor arkadaşlar. Ürünümüzün ölçü olarak baktığımız zaman ise 1,85 boy olarak, 70 olarak en, derinlik olarak baktığımız zaman ise 70,5 santime geliyor. Yani 71 diyebiliriz aslında. Tabii şu anda gerçekten bu ALK 465N serisi birebir, yani birebir aynen Arçelik'in 270-530 MB serisiyle aynı arkadaşlar. Yalnız şimdi Artus'a baktığımız zaman rakam düşük. Şimdi Arçelik'e baktığımız zaman bu rakam 4400 gibi, Arçelik'te bu rakama geliyor. Arasındaki farklara baktığımız zaman en basit sadece 4 tane örnek vereceğim. Şu anda birinci olarak benim gördüğüm Altus'taki eksik A plusken Arçelik'inki A plus'tır. Yani plus plus diye geçer. Sıfır bölme kahvaltı derece özelliği vardır. Altus'ta bu özellik yok. Full fresh teknoloji özelliği vardır. 30 güne kadar yeşillik ve sebzelerinizi Arçelik ürünlerinde koruma yapar. Ama Altus'ta bu yok. Sıfır kahvaltı bölme derece özelliği vardır. Şarküteri ürünlerinizi özellikle nem seviyesine göre direkt koruma yapabilir. Et, balık, mantı tarzı ürünlerinizi bir haftaya kadar saklayabilir Arçelik serisinde. Ama Altus'un serisinde bu yok. Aslında zaten şöyle. Rakamsal olarak baktığımız zaman arkadaşlar aslında ucuza alınan ürün fiyatına göre normal. Ama burada ürünlerinizin birazcık daha koruma, özellikle çalışan kişilerin daha uzun sürede bunu kullanmasını istediğiniz zaman burada kesinlikle Arçelik ürünlerinde ya da içerisinde full fresh, mavi ışık teknoloji veya sıfır kahvaltı bölme derece özellikli ürünleri de tercih edebilirsiniz. Tabi burada biz şu andaki tanıtımımızdaki Altus ürünü en uygun, en alt düşünce olarak baktığımız zaman bütçeye göre hareket edilerek bir ürün. Tabi burada kişilerin kendilerine göre de kararlar yapılabiliyor arkadaşlar. Evet, şu anda tanıtımını görmüş olduğunuz ürünümüz ALK 465N. Bu arada 530 litre olan ve standart ölçülerde olan kombi buzdolabının tanıtımını yaptık arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece bize vermiş olduğunuz desteklerle yeni videoların çekimlerini yapacağız. Ve şu anda barajları kırarak 10.000'e kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten videolarımı çok izlediğinizi görüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.